Merhabalar Vural Bey, nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Programımıza hoş geldiniz öncelikle. Siz de önce memleketimize, sonra işlerimize hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkürler. Ve sizleri tanımakla başlamak istiyoruz. Vural Bey kimdir? Sektördeki deneyimi nedir? Nasıl girdik bu sektöre? Hikayenizi sizlerden dinleyelim. Vural Bey Çorumlu olup bu sektöre 1990 yılında babasının zorlamasıyla girdi. Sanayide ustamın yanına götürüp elimden tutup eti senin kemiği benim demesiyle başlayan bir serüven. 90-93 yıllar arasında çıraklık okulunu bitirdim. Ondan sonrasında 94-95 gibi falan ilk ustamın yanına devam edip ondan sonra servis maceralarım başladı. Bunlar sırasıyla tabii marka vermek gerekir mi bilmiyorum. Belirli bir servislerde çalıştık. İyi servisler bunlar tabii, bilindik. Evet, askerliğim süresince, askerliğim başlayıp bitene kadar servis hayatımdaydım. Askerlik başladıktan sonra servis hayatına ve sanayiye mecbur ara verdik. Ondan sonrasında askerliğimiz bitti, geri geldik. Eski bırakmış olduğum iş yerine patronumun geri çağırmasıyla biz işimize geri başladık. Tabii şartlar, ben aslında askerden geldikten sonra kendi işime devam etmeyi düşünmüştüm ama şartlar el vermediği için biz ne yaptık? Eski patronumuzun yanında devam ettik. Ondan sonrasında işte bazı hani sektör aynı ama ne diyeyim, marka bazında değişiklikler oldu. 2-3 servis daha değiştirdim. Akabinde baktım hani olmuyor, artık yaş kemale eriyor. Kendi işimizi yapmaya başladık. Ve 2014 senesinde artık işçiliğe paydos, patronluğa devam dedik. Kendi işimizi kurduk. 2014, daha yeni taze bir esnafız. 2014 itibariyle de Umut Oto Elektrik adı altında kendi iş yerimizi kurduk. Tabii o tarihe kadar da farklı farklı markalarda deneyim edindik. Evet. Bu tabii ki bizim yararımız oldu. Biraz o zaman buradan bahsedelim. Ne tür hizmetler sunuyorsunuz burada? Ağır vasıta, kamyon, otobüs, elektrik, elektronik aksamı, tamir, onarım, bakım hizmetleri veriyoruz. Bölgede en çok tercih edilen isim diyeyim daha doğrusu, biz olduk. Neden biz olduk? Bölgemizde tabii bu büyük şehirler hariç Ankara, Samsun. Yani Samsun da biraz yetersiz kalıyor ama Ankara hariç diyeyim. Bölgemizde en iyi hizmet veren firma biz olduk. Hı hı. Ve İç Anadolu bölgesinde buradan işte Amasya, Tokat, Sivas, Yozgat, Çankırı, Samsun, Trabzon, Artvin, Rize, bu bölgelerde aranan bir isimiz. Her seferinde yani 7/24 telefonla gerekirse kendimiz giderek yol yardımı hizmet vererek hizmet veriyoruz. Tabii bu bölgeyle sınırlı değil. Doğu Anadolu bölgesinde de çoğu yerde müşterimiz vardır. Malatya, Elazığ, Diyarbakır, efendime söyleyeyim Batman, Bingöl, Mersin, Adana. Buralarda da çok hatır sayılır şekilde müşterilerimiz var. Tabii buralara her ne kadar elimiz kolumuz yetmese de bu hizmet sadece elle yapılan bir şey değil. Evet. Gece gündüz 7/24 telefonla müşterimiz aradığı zaman yardımcı olmaya çalışıyoruz nacizane. Onların eli, onların gözü bizim beynimiz. Aracının arızasını gidertip yoluna devam etmesini sağlıyoruz. Bundan dolayı da dediğim gibi en çok tercih edilen firmalardan birisi konumuna geldik. Bütün elektrik aksamlarıyla alakalı tamiratı yapıyorsunuz. Yapıyoruz. Ağır vasıta, kamyon, otobüs üzerine. Bütün hani bu şimdi eski arabalarda her şey mekanikti. Şimdi her şey elektroniğe döndü. Hı hı. Nedir? İşte efendime söyleyeyim. Adam freni tutmaz, beni arar. Araba gaz yemez, beni arar. Vites geçmez, beni arar. Her konuda beni arar ki ben hani yönlendirmem doğrultusunda gerekirse mekanikçiye, gerekirse oradan bir elektrikçiye, hani uzaktaysa şayet, eğer yakın bölgedeyse, elimizin ulaşabileceği bir yerdeysek biz kendimiz gidip müdahale ediyoruz. Nerelere kadar yol yardım hizmetimiz var bu arada? Size şunu söyleyeyim. En uzak mesafem Muğla, Fethiye. En yakın mesafem Amasya. Çok güzel. Her yere gidebiliyoruz. Her yere gidiyoruz. Aracımız var.
Bu kadar çok sevilmenizin, bu kadar çok tercih edilmenizin sebepleri nelerdir? Peki nelere dikkat ediyorsunuz hizmet sunarken? Kimse kimsenin güler yüzüne gelmez. Yani güler yüzü de lazım ama bu ikinci planlıdır. Bizde işler sürekli çözüm odaklı olduğu için, hani bizim bir sloganımız var. Problem değil, çözüm üretiyoruz. Gelen müşterinin işiyle alakalı sonuç, tam net bir sonuç aldığı zaman bu nedir? İşte sinsile yoluyla devam eder. Adam benden hoşlanmıştır. Yani işimden, işçiliğimden hoşlanmıştır. Diğer tarafa referans olmuştur. Bu müşteri de diğer müşterinin referansıyla gelir ve bu bölgede hiç tanımadığım, hiç bilmediğim insanlar, hani işte atıyorum Ahmet'in referansıyla Mehmet arar, Mehmet'in referansıyla işte Ali arar, Veli arar, her neyse. Bu şekilde giden bir sinsile yolu. Arkadaşlar arıyorlar sağ olsun. İşte filancanın selamıyla aradım abi diyor. Biz yardımcı oluyoruz. Ha bizde biz yapmıyoruz, biz gelmiyoruz, biz gitmiyoruz diye bir olay yok. Kesinlikle müşteri 7-24 aradığı zaman 7-24 telefon başında da olsun. Dediğim gibi, az önce dediğim gibi gerekirse elimizin yetiştiği yerdeyse biz müdahale ederek müşterimizi yolda bırakmıyoruz. Peki Umut Oto Elektrik'e izleyicilerimiz nasıl ulaşabilirler yol yardım konusunda özellikle? Umut Oto Elektrik'e 7/24 numaramız var. İnternet web sitelerimiz var. İnternetten ulaşabilirler. Cep numaramızdan ulaşabilirler. Cep numaramızı verebilir miyiz bilmiyorum. Evet lütfen. 0533 464 67 64 24 saat 7/24. Gece 1 olur, 2 olur, 3 olur. Ha bir de bizim şöyle bir şeyimiz var. Ondan da biraz muzdaribiz işin açığı. Bazı müşterilerimiz derken biz uzun yol şoförlerine hitap ettiğimiz için. Evet. Adam gece uykusu geliyor, sıkılıyor. Sırf muhabbet olsun gibisine işte hani abi böyle bir ekranında böyle bir arıza çıktı, işte şu var bu var, neden yapabilir gibisine beni arıyor. Hani bu pek hoş bir şey olmuyor. Tabii sen uykusuz kalıyorsun ama sen belli bir saat sürüş yaptıktan sonra mecbur yatmak zorundasın. Biz sabah kalkıp o işimize tekrar dönmek zorundayız. Hani bu konuda biraz daha müşterilerimizin hassas olmalarını gereksiz yere istiyoruz. Hassas olurlarsa daha seviniriz. Hani öyle boştan yere, gıldırık çıkışlara, benim müşteri işte otobüs şoförü, yolcuya canı sıkılıyor, muavine canı sıkılıyor, hoste canı sıkılıyor, gece beni arıyor. İşte böyle böyle bir arada var. Niye? Sohbet edecek kimsesi yok çünkü. Host yanında uyumuş. Benimle gece sohbet etmek istiyor. Bu şekilde bir yaklaşım mümkün mertebe. Müşterilerimiz böyle bir yaklaşımda bulunmasınlar. Hani malum bizim de istirahate ihtiyacımız var. Evet. Sizin de istirahate ihtiyacınız var. Yeni projeler olacak mı peki burayla alakalı? Yeni projelerimiz inşallah olacak. Nasıl olacak? Hani bu bir Ar-Ge meselesi. İşte o anki durum neyi istiyorsa, yani ne yönde gelişmemiz gerekiyorsa kendimizi o yönde hızla geliştirmeye çalışıyoruz. Bu hani şöyle bir şey söyleyeyim. Bizim mesleğimiz hani oto elektrik olduğundan genelde aksesuar olarak algılanıyor. Bizim işimiz aksesuar değil. Bizim işimiz teknik ağırlıklı arızalar ve çözüm. Evet. Bizim işimiz arızayla. Peki teşekkür ediyoruz Ural Bey. Değerli bilgilerdi bunlar bizlerin için. Rica ediyorum. Bir başka programda görüşmek üzere diyelim. İnşallah bekleriz her zaman.